katkı ve katkılarıyla bir maç daha başlıyor. Bursa Demirci. Ve bir top geldi. Hocam senden önce. Ben hızlıyım hocam. Evet değerli spor severler. Takım kaptanlarını buraya alayım. Sevgili hocam. Robert hocam alayım seni. Gel. Diğer tarafın hocası nerede? Kaptan. Evet. Gel şöyle yaklaşalım. Kaptan ve hocamız. Önce sporcuyu konuşturalım. Senden sonra konuşacağız. Evet, hoş geldin canlı yayınımıza. Bursa'da medya farkı ve katlarıyla önemli bir maçı çıkacaksınız. Evet. Neler düşünüyorsun? Bugün son gümrüğümüze kadar savaşacağız. Yenmeye çalışacağız. Ben de tenimin sonlanmasına kadar gol yememeye çalışacağım. Bravo. İnşallah sana. Kazanırız. Adın soyadın neydi senin? Umut Eymen Çalış. Umut Eymen Çalış'a başarılar diliyoruz. Peki spor severler seni şimdi canlı yayında izliyor. Evet. Onlara neler söylemek istersin kulübün adına? Bizi izleyen herkese teşekkür ederim. Yani bizi takip edin. Yani bizi takip edin, izleyin. Şimdi güzel bir maç çıkaracağız. Peki maçtan sonra tekrar röportajı davet edelim seni, olur mu? Olur. Tamam, şimdi hocanla devam edelim. Tamam. Evet, teşekkürler. Hocam buyurun böyle. Evet hocam, seni tanıyalım, hoş geldin. Hacı Özkan, ben Çalı Demirci adına şu an antrenörüm. Takımla birlikte buradayız. Aileler burada. Güzel işler yaptılar. Ekibe ve organizasyonu kuran herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarım güzel bir müsabaka olacak. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Başarılar. Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi. Burada takım sorumlusu. Kaptan kim hocam? Senin takımın yok mu burada? Berat geliyor koşarak. Koşarak geliyor. Müthiş bir hız. Görüyorsunuz Berat koşarak geliyor röportaj için. Maç öncesinde. Evet Berat sendeyiz. Gel bakalım, hoş geldin. Hoş bulduk. Zorlu bir maç seni bekliyor. Rakibin çok iddialı konuşmaları var. Kaleci adeta gol yemeden etten duvar öreceğim dedi. Sen neler söylüyorsun? İnşallah biz de kazanacağız. Gol atmak istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Peki sen kaç yaşından beri futbol oynuyorsun? 6. 6 yaşından beri futbol oynuyorsun. Evet. Kulübüne ne zaman başladın? 6 yaşında. Şimdi evet, kaç yaşındasın? Şu anda 10 yaşındayım. 10 yaşındasın. 4 yıldır spor yapıyorsun. Evet. Mutlu musun? Evet. Futbolda, sporda en önemli şey sabah kahvaltısı, akşam yemekleri düzenli yemek değil mi? Evet. Peki sen sol ayak mısın, sağ ayak mısın? Sağ ayak. Sağ ayaksın. Evet. Peki bugün golün var mı? İnşallah olacak. İnşallah olacak. Sana başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Tamam, rica ederim. Evet, başarılar diliyoruz. Çok önemli bir maç. Çok naif bir düşünce. Önemli bir sporcu, değerli spor severler. Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi. 3 mu bu, 2 mi? Hocam bu 2 değil mi? Burası 2. Burası 2. Evet, Mustafa hocamla kısacık bir konuşma şansımız olursa ilk maçı şöyle bir kritiğini kısaca değerlendirelim. Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi 3 tane takımla katıldı değerli sporcu. Gel hocam şöyle. 3 takımla katıldı. Başlayabiliriz hocam. Başlasın. Şöyle gel hocam. Gel. Ve maç başlayacak ama biz Mustafa Gönden'le röportajımız devam edelim. Özellikle sürçülisan etmek istemiyorum. Mustafa Gönden deniyor. Manisa değil. Niğde Gönden olarak düzeltelim. Evet, evet hocam, neler söyleyeceksin? Evet, yani bir şenliğe geldik biz burada. 2012, 13, 14'lerin katılabileceği bir turnuva. Biz 3 ayrı takım yaptık. Bir tane 12 yaptık. Bir tane 2013 yaptık. Bir tane de 2014 yaptık. Öyle olduğu zaman işte bütün çocuklarımız oynasın, derdimiz o. Skorlarla, galibiyetle, mağlubiyetle. Bir taraftan da maç başladı hocam. Onunla pek işimiz yok. Oyun için bütün çocuklarımızı oynatmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi kalabalık bir kadroyla buradayız. Turnuvaya emek verenlere, size, herkese teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz sevgili hocam. Şu anda Mustafa Gönden hocamıza teşekkür ediyoruz ve maça dönüyoruz. Heyecan dolu dakikalar başladı. Sarı lacivert formasıyla Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi'ni izliyoruz. Ve rakibi Bursa Demirci yeşil beyaz formasıyla heyecan dolukta değerli spor severler. Az önceki maçın sporcuları da tribündeki yerini almış. Evet, meraklı gözlerle takım arkadaşlarının maç sonu alacakları skoru izliyorlar. Evet, Rüzgar'a da kısacık söyleyelim. Kalede bir tane gol gördün, 10 tane gol attınız. Neler söyleyeceksin Rüzgar? Garip bir. Yani birinci golü yemez. Evet, yememem lazım dedi Rüzgar biraz da. Evet, galibiyet sarhoşu olmuş diyelim. Ve şimdi evet, takım listeleri şu anda bize ulaştığı zaman takım kadrolarını da sizlere vereceğiz değerli spor severler. Geri planda Demirci'de 25 numara Enes. Mustafa Gönden Futbol Akademisi'nde Berat.
Az önce çok önemli bir röportaj. Sağ kanata Enes rüzgar gibi gidiyor. Şutunu attı Asfalka dışarıda. Evet, tribünün etkilerini görüyorsunuz. Şutu atıyor ve tribün adeta İspanyollar gibi ayağa kalktı. Ancak top firelerle buluşmadı. Müthiş bir an. Değerli spor severler, Bursa'da medya farkı ve katkılarıyla canlı yayınlarımız devam ediyor. Ve kaleci Deniz. Kaleci Deniz oyunu başlattı. Şimdi Demir sol tarafta taç atışını kullanıyor. Kademede Melih. Evet, orta alanda. Saç stiliyle muhteşem bir Yağız delikanlı 10 numarasıyla Demra mı ne bu? Damra. Damra, evet Damra. Damra ismini de hatalı söylemeyelim. Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi, kalede Deniz, geri üçlüde Demir, Kaan ve Ömer, orta alanda Ediz, Damra ve Sultanahmet. Sultanahmet ve gol bölgesinde de Berat var değerli spor severler. Şimdi 10 numarasıyla Damra sol tarafta yatarak müdahale, topu oyalanda tutuyor. Topu kapan Enes Çalı Demirci takımında. Çalı ve Demirci birlikte takım çıkardı değerli spor severler. Son anda kaleci Umut oyalanda tutuyor. Tekrar paslaşıyor takım arkadaşlarıyla. Orta alanda Melih şöyle bir fake attı Berat'a. Sağ kanatta Enes. Sağ kanatta Enes gidiyor. Sol tarafa atak yönü değiştiriyor. Hızlı hücum. Eymen şu anda topu aldı. Eymen gidiyor. Müthiş bir pozisyon. Şimdi Enes sağ tarafta. Demirci adına en geride Melih. Bursa'da medya farkı ve katları canlı yayınımız devam ediyor. Topu söktü aldı Mehmet. Derin bir pas orada Demirci takımı. Gol bölgesinden uzaklaşıyor. Şimdi arka planda. Evet değerli spor severler, heyecan dolu dakikalar, muhteşem bir ambiyans. Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği NAS tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Erdinç Derya ve ekibi, Enes Peker, Enes Pektaş, Suat Güller, müsabakalarda görev alan arkadaşlarımız bugün için. Ben spikeriniz Erdinç Derya, Rijde Dilek Derya, Murat. Kamerada Hilmi. Diğer tarafta Kamil Şen. Bir tarafta da Murat Keser. Diğer tarafta da Taha kardeşimiz. Bugün önemli bir etkinlik, önemli bir ambiyans. 8 Ocak yazdan kalma bir gün, kış gününde, yılbaşı sonrasında değerli spor severler, müthiş bir ambiyans. Şimdi 11 numarasıyla Ömer. Ömer topun başında taç atışıyla başlayacak. Evet, şimdi 9 numara Sultanahmet. Derin bir top. Topu uzaklaştıran Melih. Şimdi Melih topu uzaklaştırdı. Evet değerli spor sever, müthiş bir an, az farkla dışarı çıkıyor. Müthiş bir an yaşadık. 0-0 eşitlik devam ederken
Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi 2 numaralı takım. 1-2-3 ayrı ayrı takımlar var. Şimdi 2 numaralı takım ve Demirci karşılaşması. Demirci Çalı takımıyla karşı karşıya geliyor. Mustafa Gönden Futbol Akademisi şimdi hızla yükleniyor. Ve 11 numara Ömer. Ömer'in yüksek ortası arka tarafta. Edis şimdi sağ kanattan atakta. Demircispor atak. Demircide. Sağ kanatta. Korner atışında şimdi Rüzgar. Derin bir orta. Kademe çıkartıyor topu. Kontra atak olabilir. Enes. Kalecisi Umut. Enes bir kez daha topu aldı. Orada oyuna müdahalesi var Damra'nın. Yeterli olmadı. Enes aldı topu gidiyor. Enes çok yetenekli. Sol tarafta takım arkadaşını topla buluşturuyor. Ve şimdi orta alanda Melih. Uzaktan şutu. Deniz kurtarıyor. Alkışları duyuyorsunuz değerli sporcular. Muhteşem bir ambiyans. Ben şöyle velilere doğru da yaklaşayım. Evet, ablamız var burada. Şimdi konuşacak bize. Hoş geldiniz. Sizi yayına alalım hemen. Sizi tanıyalım hocam. Merhabalar. Evet. Sevtap Gürbüz. Hoş geldiniz. Hangi takımı tutuyorsunuz? Hangi sporcu sizin oğlunuz? Çınar Gürbüz. Çınar Gürbüz. Evet. Hangi takımda? Hürriyet Spor ama şu an Demir Spor. Evet, Demirci Çalı Demir. Adına buradalar. Evet, onun adına buradalar. Tamam, nasıl buluyorsun etkinliği, organizasyonu? Çok güzel. Ben ilk defa katılıyorum. Hoşuma gitti. Güzel. Şu an iyi gidiyor. Ben kendim ilk defa burada bulunuyorum. Süper yani. Senin çocuğun kaç? Heyecanlarını kaç numara? Paylaşıyoruz. 19 numara. 19 numara. Evet, şu anda Demirci Çalı takımı atakta. Kaleci Rüzgar. Kaleci Deniz. Topu araya girip söküp alıyor. Önemli bir atak izledik şu anda. Ve kontra atak. Kademede Melih. Teşekkür ederiz hanımefendiye. Evet, burada bir velimiz daha var. Hızlı ataklı genç bir veli. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Hoş bulduk. Sinan Konuş. Evet Sinan Bey, siz nasıl buldunuz etkinliği? Çok güzel. Gençler adına çok iyi bir etkinlik olmuş. Ben bunu her zaman devamının gelmesini diliyorum. Peki Bursa'da medyada şu anda canlı yayındayız. Evet. O nasıl bir duygu çocukların gelişimi için? Yani çocuklar için çok güzel bir etkinlik. İnşallah bunun devamı gelir. Yani çocukların gelişimi için çok güzel bir şey. Peki teşekkür ederiz. Başarılar teşekkür diliyoruz. Bütün gençlere başarılar diliyorum. Evet, teşekkürler. 16 takımın katılımıyla iki ayrı grupta 8'er takım. Şimdi sağ kanattan Enes'in şutu. Kaleci Deniz ikinci hamle bir kez daha top dışarıda. 0-0 devam ediyoruz şu anda. Henüz gol sesi gelmedi. Gol sesi gelmedi. Zaman zaman top firelerle buluşuyor ama yan ağlarda kalıyor. Derken bir pozisyon daha izledik. Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi'nde kaleci Deniz ard arda kurtarışlarıyla kornere çeliyor topu. Topun başında Demirci Çalı takımından 37 numara Rüzgar. İyi bir orta. Gol geliyor! Demirci Çalı takımı golü buluyor değerli sporseverler. Çınar Gürbüz'ün golüyle 1-0 öne geçiyor. Sesimiz kesiliyor. Tütün ve tütün mamulleri yasak. 1-0 önde Demirci Çalı takımı 19 numara Rüzgar Gürbüz'ün golüyle. Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düştü değerli sporseverler. 19 numara golü atan isim Çınar Gürbüz. Ve şimdi sağ kanatta etkili isim Enes. Evet hocam, saatler ilerledikçe akşamın hüznü de üzerimize çöküyor. Hava serinledi. Evet, üşüyoruz burada ama NASK bizimle yakından ilgileniyor. Açlığımızla, susuzluğumuzla adeta bize, etrafımızda pervane oluyor. Allah razı olsun diyoruz hepsine. Bu yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekibe teşekkürü borç biliyoruz. Anama dedim ki...
Serbest atış şimdi. Mustafa Gönder Profesyonel Futbol Akademisi'nde uzaktan tehlikeli bir bölge. Barajdan dönüyor. Melih şu anda topu takım arkadaşı Çınar'a kazandırdı. Evet, genç bir sporcu Taha var yanımızda. Nasıl buluyorsun etkinliği? Etkinlik gayet güzel. Fazla katılım sağlandı. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Güzel maç dönüyor. 16 takım 400 sporcu var hocam. Evet, gerçekten katılımı güzel buldum. Evet, teşekkür ederiz. Müsabakanın hakemi Suat Gürler. Bir tarafta Enes Pektaş, diğer tarafta Enes Peker. Üç sahada aynı anda Bursa Genç Futbol Hakemleri etkinliğe doymuyor. Değerli spor severler. Genç hakemlerimizden Enes Peker de yanımızda. Yakında askere gidecek. Az önce müsabakalarını bitirmişti. Yönettiği maçlar kaç kaç bitti hocam? 1-1 ve 2-2 bitti. Benim müsabakalarım kıran kırana geçti. Çok zevkliydi. O takımların isimlerini de söylersen hocam. Boş Spor vardı. Ondan sonra İhsaniye. Boş Spor, İhsaniye Spor karşılaşması. Evet, o bir 2-2 bitti. Aynen. 1-1 biten müsabakanın maçlarında benim cebimde zaten şeyleri var şu an. Saniye. Evet, notlarımızdan hemen aynen, bakalım. Notlarımızdan bakalım. Genç Sarayla 3 evler maçı da 1-1 bitti. O da çok güzel bir müsabakaydı. O da çok kıran kırana geçti. Peki, keyifliydi. Peki organizasyonu nasıl değerlendiriyorsun sen sevgili hocam? Organizasyon çok güzel. Çocuklar sınırlarını zorluyor. Çok keyifli geçiyor. Hiç kimse itiraz etmiyor. Eğitim, İnsanlar çok şen. Eğitim öğretim amaçlı değil mi hocam? Evet, kesinlikle öyle. Çocuklar da çok şen, neşeli çocuklar. Yani hiç itiraz etmiyorlar. Ondan sonra gargara gırgır çıkartmıyorlar. Çok keyifli geçti benim için yani. Evet, müthiş bir atak pozisyonuna dönelim. Senin de yemeğin geldi, afiyet olsun. Evet, kaleci Umut. Topu söktü, aldı adeta. Kaleci Umut röportajında da çok önemli mesajlar vermişti bizlere. Ve şimdi Umut şöyle bir bakıyor, tecrübeli bir eldiven. Topu şöyle. Umut'un ablası mısın sen? Evet, seni tanıyalım, hoş geldin. Hoş bulduk, Irmak Konuş. Irmak? Konuş. Irmak Konuş. Evet, evet, bayanlarımızla yoğun ilgisi var değerli spor severler. Sen nasıl görüyorsun o etkinliği, organizasyonu? Çok iyi olmuş. Bence böyle devam etmeli. Senin tanıdığın kim var burada? Kardeşin mi var? Kardeşim var. Kim var? 11 numara İsmet Kaan Konuş. Evet, İsmet Kaan Konuş 11 numarasıyla evet. Çalı Demirci takımında, Hürriyet'te, öyle mi? Evet. Peki, başarılar diliyoruz. Değerli spor severler, 1-0 Çalı Demirci, 19 numaralı Çınar'ın attığı golle önde götürüyor karşılaşmayı. Şimdi Çalı Demirci takımı sol taraftan atakta. Tren olacağı yerde gaz mı verdin? Evet, müthiş bir atak. Defansa çarpan top kornere gidiyor. Orada evet, müthiş bir atak. Harika bir pozisyon. Kaleci son anda ve gol oluyor, çizgiye geçiyor. Evet, golü, çizgiyi geçtiğini gördük hep beraber, canlı yayında herkes izledi. İtiraza mahal yok. Önce dürüstlük, doğruluk, gerçeklik olması gerekiyor. Umut bu pozisyonda çok zorladı. Ancak top çizgiyi geçtiğini biz de gördük ve oyun bir kez daha başlıyor. Evet, Umut'a da teselli verelim. Gol olduğunu biz de gördük. Nizami bir gol ve şimdi skor 1-1. Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi 2 numaralı takım Çalı Demirci takımıyla 1-1 eşitlik devam ediyor. 1-1. Ve şimdi sol tarafta 39 numarasıyla yükleniyor Çalı Demirci. İyi orta gol getirir. Güzel bir korner atışı. Kaleci Deniz dikkatli. Nask üşüdü. Hiç yalnız bırakmıyor değerli sporseverler. Nask içimizi ısıtan hamle ve hareketleriyle mutluluk veriyor etrafına. Müthiş bir pozisyon. İyi orta gol getirir. Yerde kalıyor orada Ömer. Ancak devam etti pozisyon.
Out diyor müsabakanın hakemi Suat Gürler. Evet, bir eşitlik kıran kırana devam ediyor. Işıkları yaktıralım hocam. Demek ki gol, pozisyon gol. Gördüm gol. Evet, gerçekten gol. Çizgiyi geçti. Enes Pektaş da diğer taraftan görmüş. Golü bana teyit etti ama biz de zaten golü vermiştik. Evet. Orta alan şeklinde mücadele devam ediyor. Damra. Damra'ya yapılan hareket. Devam dedi müsabakanın hakemi. Bir kez daha. Şimdi sağ kanattan yükleniyor. 11 numarasıyla. Çalı Demirci de. Evet. Başka bir şey istiyor musun? Evet, Mustafa hocam hemen müdahale etti. Hava karardı. Alacakaranlığı da ışıklarla aydınlattı. Muhteşem bir isim. Evet. Old Trafford oldu burası. Evet. 16 takımın kıyasıya mücadelesi. Enes hocam. Hemen kesmeyin. Kamera şöyle. Şu anda Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi İkinoğlu takım Çalı Demirci takımıyla bir eşitlik devam ediyor. Kontra atakta Umut. Umut az farkla top avuta çıkıyor ve avuta dışı için hazırlanıyor şimdi. Evet değerli spor severler, bugün Türkiye Süper Ligi'nde de Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Tüm spor severler o maça kilitlenmiş durumda. Liderliği yakından ilgilendiren bir müsabaka değerli spor severler. Şimdi tekrar NASK U11 Cup spor şenliğindeyiz. Bir kez daha Damra orta alanda topu kapıyor. Şimdi orada Berat. Berat'ın önünde kaleci Umut. Ve ilk devre bitiyor değerli spor severler. Röportajlarımız olacak. Özellikle zoomlayalım oralara. Arkadaşlar, veriler, sayın veriler. Devre arasında yayını kapatmıyoruz. Röportajı gelin, içeri girin de. Yüzünüz gözüksün, ekranlara çıkın. Olur mu? Girin, birkaç kişi gelsin. Arkadaşlar, bedava, para falan yok. Bedava. Yoksa da medya falan yok. Gelin içeri, gelin içeri. Şuraya kalın. Yok, Allah'a İçeri gel, gel. Değerli spor severler, röportajlarımızda evet anneler, babalar, çocuklar şu anda canlı yayındayız. Bakalım kimleri gördük, kimleri. Evet, Şeker Kız Cindy. Şöyle kameraya dönelim hocam. Gelin böyle arkadaşlar, siz de gelin. Evet, canlı yayındayız. Abini izledin mi sen maçta? Alkış yapacağız mı abine? Gol atacak mı abin? Evet. Gol atacak. Adım ne senin? Ahsen. Ahsen. Evet. Evet, sizinle röportajı devam edelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir etkinlik, organizasyon? Vallahi etkinlik çok güzel. Gençler adına çok iyi bir etkinlik olmuş. İnşallah devamı gelir. Yani devamı gelirse gençler adına çok güzel bir şey olur. Peki, teşekkür ederim. Sen ne söyleyeceksin? Teşekkür ederim de. İyi akşamlar de.
Hadi gel evet, gidelim. Hocam sevinmeyiz. Gel hocam. Evet, röportajımız devam ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bir fiilimiz daha var. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Nasıl buldunuz? Etkinlik 10 numara. Gençlerin yetişmesi için çok güzel bir faydalı bir şey, spor bu. Yani bunun devamının gelmesini istiyoruz. Peki seni tanıyabilir miyiz? Adını, soyadını, nerede yaşıyorsun? Benim adım Macit. Ben Bursa'da yaşıyorum. İstiklal Mahallesi'nde. Oğlum 21 numara Yiğit Atik. Kameraya bakarak konuşalım. Yiğit Atik de Yiğit Atik. Hani devamının gelmesini istiyoruz. Siz futbol oynadınız mı? Oynadım. İlkokul yani ortaokul zamanı. Bu varsa zaten mutlu olmamak elde yani değil. Yani tek demek tadı Nilüfer'de kalmasın bu. Osman Gazi yapsın. İnşallah hepsi yapsın yani. Yaparız. Yani Yıldırım bunu hepsi yapsın bunu yani etkinliği. Teşekkür ederiz. Evet hocam sizlerleyiz. Gelin arkadaşlar hep beraber burada gelin. Röportajımız. Aynen, buyurun gelin. Genç kızlarımız, ablalarımız da geliyor. Buyurun. Evet sizinleyiz. Rami Ambarca. Neler söyleyeceksin etkinlikle ilgili? Etkinlik için iyi bir şey. Sonuçta arkadaşım dedi ki ben Osman Gazi'de diğer ilçelerde de yapılması gerekiyor. Suat bekle bizi. Benim de normalde iki tane kızım yine birisi voleybola gidiyor. Birisi de yine futbola ufak kızım. Böyle olması daha iyi yani. Sonuçta çocuklar hem daha iyi oluyor, daha iyi etkinliklerde daha iyi kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Sonuçta yani bu futbol çocukların istedikleri, erkeklerin daha çok istedikleri şey. Evet. Daha bundan da sonrasını başarılarını dileriz yani. Evet. Sonuçta görüyoruz az çok diğer maçları da gördük. Güzel futbolcular çıkacak gibi geliyor yani. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Evet hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Adım Mustafa Yapıcı. Etkinlik organizasyon adına. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu böyle tür projenin daha çok yapılmasını istiyorum. Hem bizim açımızdan hem çocukların açısından kendini gösterme bakımından çok iyi oluyor. Yani bunların devamını diliyorum. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Peki Bursa'da medyada canlı yayındayız. Şöyle biraz kıyıya gelelim. Maçı başlatalım biz. Röportajı devam edelim. Bizdeyiz. Röportajdayız. Evet genç bir kızımız da var. Bursa'da medyada canlı yayındayız şimdi. Evet. Önce senin duygularını alalım. Canlı yayın olması nasıl bir duygu hocam? Hayatımda ilk defa canlı yayına çıktım. Yani biraz heyecanlıyım. İyi ki de çıkmışım. Yani bunların bu tür organizasyonlarda özellikle biz canlı yayın olması bence çok güzel olmuş. Herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Kızımızı tanıyalım. Hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Ben Hatice, 23 numaralı Formal Kerem'in ablasıyım. Evet Hatice, sen nasıl buldun etkinliği, organizasyonu? Güzel, böyle devam etmesi gerekiyor yani olması gerekiyor. Ve iyi futbol. Sen sporla ilgileniyor musun? Ben ilgileniyordum. Atletizm yaptım 2,5 sene. Oraya korona girince bıraktım. Korona engel oldu spor. Evet. Peki devam etmeyi düşünmüyor musun? Başka sporlara düşünüyorum. Atletizm düşünmüyorum. Peki spor severlere, kardeşine, takımına ne söyleyeceksin şu anda canlı yayındayız? Başarılar diliyorum. Kerem'i kardeşimi çok seviyorum. Teşekkür ederiz. Hemen bir velimiz daha var. Hemen dönelim. Daha sonra ablalarımız da bizi bekliyor. Hanımefendilerle röportaj devam edecek. Evet hocam sen neler söyleyeceksin? İsmim Oktay. Böyle bir turnuvanın olması çocuklar açısından, gelişim açısından çok iyi bir durum. İnşallah Bursa Spor'dan, Bursa'dan yetişmiş futbolcular üst gruplara çıkarlar. Bursa'mızın gururu olurlar. Her takımın yani yetiştirdiği bu kadar emek var. Bu emeklerden dolayı inşallah üst gruba çıkarlar. Evet, teşekkür ederiz. Hep beraber, üçümüzle beraber şöyle bir el sallayalım. Geniş açıdan veda edelim. Evet, röportaj için teşekkür ederim. Hemen hanımefendiler geliyor. Evet, daha sonra da maça döneceğiz. Hoş geldiniz. Sol yanıma da geçin şöyle. Evet, hoş geldin. Sağdan çıkalım ama. Önemli bir pozisyon. Evet, geçtik. Sizdeyiz hocam, neler söyleyeceksiniz? Merhabalar, ben Mustafa Gönder'den, Arda Kayacan'ın annesi. Bugün oğlum bir tane gol attı, çok mutluyuz. Böyle bir Mustafa Gönder'de olduğumuz için çok mutluyuz. Gerçekten her şey için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Merhaba, ben de Deniz Şimşek'in annesiyim. Şu an kalede. Kaleci Deniz'in annesi. Evet, Deniz'in annesiyim. Yani böyle bir organizasyonda yer aldığımız için ben de çok mutluyum. Ayrıca Mustafa Bey'e, Deniz Hanım'a, herkese çok teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ederiz. Hemen size dönelim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben Naz Şen, Yağız Efeşen'in annesiyim. Burada olmaktan çok mutluyuz. Aile olarak burada olmaktan çok mutluyuz. Aile derken Mustafa Gönder Akademi'yi diyorum. Çünkü hep beraber, birlik, beraberlik içinde hareket ediyoruz.
İnşallah buradan da şampiyon olup döneceğiz. Buradan Mustafa Bey'e ve Deniz Hanım'a çok teşekkürler her şey için. Bu arada hep beraber biz ailece geldik. Bütün Mustafa Gönden, Deniz Hanım hep beraber geldik. Çok mutluyuz. Biz bir aile çünkü. Peki ben şunu söyleyeyim. Şimdi şampiyon olacağız diyorsunuz ama. Evet, inşallah. Zor bir soru size. Mustafa Gönden Futbol Akademisi 1, 2, 3 takımla katıldı. Hiç fark etmez. Hangi takım şampiyon olacak? Hiç fark etmez. Hepsi bizim. Hepsi bizim çocuklarımız. Canlı yayında spor severlere neler söyleyeceksiniz son olarak? Bizi izlemeye devam edin. Mustafa Gönden. Harika. Evet, teşekkür ederiz. Başarılar. Hemen maça dönüyoruz. Misafirlerimizi yolcu ederken Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi Çalı Demirci takımıyla 1-1 eşitlik devam ediyor. İkinci yarı başladı değerli spor severler. Heyecan dolu dakikalarla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Müthiş bir an, harika bir ambiyans. Çevre yolunun yanında Altınşehir Stadı'nda harika maçlarla sizlerleyiz. Ve şimdi Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi sağ taraftan taç atışı ile bir kez daha oyun başlayacak. Şimdi araya giriyor Demra. Evet, oyuncu değişiklikleri var. 21 numara pasını veriyor. Damra topu çalıyor. Şimdi Damra orta alanda hızlı hücum. Tehlikeli bir atak olabilir. 1-1 eşitlik devam ediyor. Yerde kalıyor Damra. Devam dedi müsabakanın hakemi. Ve bir oyuncu değişikliği. İkinci yarıdayız değerli spor severler. Bursa'da medya farkı ve katkılarıyla şimdi Çalı Demirci Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi müthiş bir atak. Şimdi tekrar atak geri döndü. Tehlikeli an devam ediyor. Mustafa Gönden Futbol Akademisi kalesine tehlike oyunda mı şimdi? Şimdi top Demir'den çıkıyor ve korner atışı için. Arka taraftan Damra'nın uzaklaştırdığı top. Sol kanattan yükleniyor şimdi 30 numarasıyla Çalı Demirci sporcu. Arka planda orta yerde kalan bir sporcu. Şimdi hızlı hücum 39 numarasıyla. Ture. Müsabaka devam ediyor. Evet, akşam karanlığı Altınşehir Stadı'na çöküyor. Ancak ışıklar yandı. Oynanan futbol ve spor şenliği içimizi ısıtıyor değerli spor severler. Tabii ki sabahtan beri konuş. Biraz da yorulduk diyebiliriz. Lütfen sesimiz nereye ulaşıyor, nereden duyulursa affola diyelim değerli spor severler. Zaman zaman sporcularda da tabii ki değişen isimler var. Yetişemiyoruz değişiklikleri yansıtmaya, isimlerini ezberlemeye. Hata da yapıyoruz belki zaman zaman ama lütfen affola diyelim. Ve şimdi bir kez daha 37 numarasıyla Rüzgar Çalı Demirci takımında orta alanda pas. 1-1 eşitlik devam ediyor. Kıran kırana bir mücadele. Şimdi 7 numarasıyla Berat. Berat'ın pası. Tekrar Berat. Sol tarafta buluşuyor topla. Şutu. Umut. Umut kurtarıyor. Umut değil kalede. Kalede değişmiş galiba. Kalede şimdi Deniz. Önemli bir atakta.
8 numara Semih. Semih topu taça bıraktı. Tekrar kaleyi karşısında gördü. 32 numara Mustafa'nın şutu. Defanstan dönüyor Damra. Bir kez daha kademe başarılı. Kademede 20 numara Ayaz. Uzaktan şut geliyor. Tekrar 26 numaralı sporcu Emir. Emir'in şutu defanstan döndü. Atak devam ediyor. Çalı Demirci takımı çok etkili. Birebir de etkili sporcu defansta Damra. Topu uzaklaştırıyor. Yerde kaldı. Avantaja bıraktı müsabakanın hakemi. 7 numara Berat. Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi'nde. Sol kanattan yükleniyor Berat. Onu karşılayan Enes topu kornere atıyor. Ve son karşılaşmalar, son maçlar. Günün kapanışı biraz sonra gerçekleşecek değerli spor severler. İyi orta gol getirir. Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi'nde Berat ortasını yapıyor. Ön direkte karşılıyor. Çalı Demirci. Şimdi 4 numarasıyla Demir topu takım arkadaşına atmak isterken hatalı bir pas tekrar Demir'e geldi. Orada 32 numarasıyla Mustafa. Enes topla çıkıyor. Enes çok hızlı. Ancak Enes'i kesen orada 6 numara Yağız. Orta alanda kıyasıya bir mücadele. Geri planda Demir topu alıyor. Takım arkadaşına kazandırdı. 9 numarası da Sultanahmet. Sultanahmet'ten Damra. En geride Demir. Bir kez daha Damra. Şimdi topla buluştu. Sol tarafta Berat'ı görüyor. Berat içeri girerse tehlike olabilir. Döndü ekseninde. Topa bastı. Bir kez daha dönüyor. Çizgiye indi. Yaptı ortasını. Enes'e çarpan top korner oluyor. Korner atışıyla bir kez daha başlayacak değerli spor severler. 20 artı 20 40 dakika oynanan spor şenliği tadında Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği etkinliğinde Bursa Genç Futbol Hakemleri Erdinç Derya ve ekibi görev alıyor değerli spor severler. Bursa'da medya farkı ve katlarıyla canlı yayınlarımız sizlere kadar ulaşıyor. Lütfen yorumlarınızı, çocuklarımızla ilgili duygu düşüncelerinizi onlara destek amaçlı paylaşmanız bizler için çok önemli. Yorumlarınız için teşekkür ediyoruz sizlere. Ve şimdi sağ tarafta Enes topla çıktı yine. Enes güçlü fiziğiyle Çalı Demirci takımında fark yaratıyor. Şimdi 3 numarasıyla Edis topu kesen isim oldu. Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi'nde Edis tekrar topla buluşuyor. Onu karşılıyor 20 numara Ayaz. Ayaz'dan önce defans araya girdi. Mustafa topu kapıyor. Mustafa, Sultanahmet hatalı pas, bir kontra atak. 32 numarasıyla Mustafa topu aldı. Şimdi kaleye doğru gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya. Mustafa! 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 32 numarasıyla Mustafa Çalı Demirci adına ikinci golü buluyor ve 2-1 öne geçiyor karşılaşmada Çalı Demirci takımı değerli sporseverler. Muhteşem anlar, harika pozisyonlar. Orada kaleci Deniz her şeyi yaptı ancak topu kurtaramadı. Meşin yuvarlak topla filelerle buluşuyor ve bir kez daha tabela değişiyor değerli sporseverler. Bursa'da medya farkı ve katları Damra takım arkadaşı Mustafa'yı gördü ancak top ayağının altından kaçıyor. Evet, şimdi sizin takım öne geçti 2-1. Nasıl buluyorsun maçı? Bir gol daha geldi. Evet, Mustafa Ege attı. Evet, vallahi çok hırslı bir oyuncu. Beğeniyor musun kendisini? Evet. Peki. Zaten kardeşimin arkadaşı. Evet, peki. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Bir pozisyon daha var kalede. Ancak top kornere çıkıyor. Evet, şimdi Rüzgar. Rüzgar topun başında. Evet, Rüzgar orta gol getirir. Güzel bir ayak içi. Herkesi geçiyor. Kimse dokunamadı. 26 numarasıyla Emir'in önünden geçti. Kaleci Deniz'de baka kaldı. Kimse dokunamadı. Ve bir golden daha oldu diyebiliriz değerli sporseverler. Orada bir velimiz var. Bize doğru yaklaşsın. Duygu ve düşünceleri öğrenelim diyoruz. Buyur hocam, böyle yaklaşalım. Evet, velilerimize ses ve kulak olmaya devam ediyoruz. Değerli sporseverler, öncelikle velimizi tanıyalım. Ve Erol ismim. Erol Bey, hoş geldiniz organizasyonumuza. Nasıl buluyorsunuz etkinliği ve sizin takımınız hangisi, sporcu hanginiz? Şimdi Hakan Yılmaz var burada, 21 numara. Evet, diğer tarafta oynuyor. Hangi takımda? Nilüfer Futbol Kulübü, Yeşil Beyaz.
Peki ama etkinliği nasıl buluyorsun? Çok hoş, çok güzel. Yani düzenleyenleri kutluyorum. Bunları çok sık yapmak lazım. Ayrıca da çocuklara sporun önce ahlak olduğunu, yarışmadan daha çok bir mücadele, eğlence kaynağı olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Evet hocam, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Aynı zamanda organizasyon canlı yayında devam ediyor. Sporcular, gençler kendilerini izleme fırsatı bulacak belki de. Aileleri de izliyordur diye düşünüyorum. İzliyordur mutlaka. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Tekrar maça döndük. Değerli spor severler, Bursa'da Medya Farkı ve katlarıyla canlı yayınlarımız devam ediyor. Bugün 8 karşılaşma oynandı ve ikisi devam ediyor, bitmek üzere. Ve günün totalinde tüm maçları oraya yazalım, hepsini totalde söyleyeceğiz. Senin adın neydi yakışıklı, Mustafa mıydı? Ege. Evet, Ege korneri kullandı. Şimdi 37 numarasıyla Rüzgar. Ege Rüzgar paslaşmasını izledik. 2-1 önde götürüyor karşılaşmayı Çalı Demirci'ye takımı. Gençler fırtına gibi Çalı Demirci takımı. Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi. Şimdi 26 numarasıyla Emir. Emir yattı kalktı, topu çaldı. Araya giren 5 numarasıyla Yusuf. Yusuf topu çaldı. Mustafa tekrar kaleciyle karşı karşıya. Dönen top. Rüzgar topu vuramadı. Ve şimdi alkış alıyor tribünlerden yapılan hareket. Ve gol geliyor. 32 numara Mustafa bir gol daha atıyor. Kornerde pas açtı ve direkt kaleye vurdu. Harika bir gol Mustafa'dan izledik. Adeta çerçevede ağları alan bir şut oldu. 90 tabir ettiğimiz noktaya gidiyor ve skor 3-1 oluyor değerli sporseverler. Ve bir kez daha oyun başladı. Yapılan hareket. Evet, çarpıştı sporcular. Onlara bir bakalım. Kontra atağı çıktı ancak defanstan dönüyor top. 3-1 geride Mustafa Gönden Futbol Akademisi. Şu anda 3 numaralı sporcu Edis taç atışını kullanıyor. 26 numara Emir topu aldı. Tekrar Emir. Emir yükleniyor. Emir Damra topu çalıyor orta alanda. Emir Damra mücadelesini izliyor. Araya giren sporcu topu çalıyor. 15 numarasıyla. Zaman zaman numaralarda, isimlerde hata yapıyoruz çünkü tam net değil. Devam ediyor oyun, top oyun alanında ve 22 numaralı sporcu içeri çevirdi. Mustafa mı orada, 26 numarasıyla Emir, kaleci Deniz'i geçemedi bu sefer. Sultanahmet atakta şu anda, sol tarafta Edis. Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi adına paslaşarak mı kullanacaklar orada? Berat topu aldı yine.
Arka tarafa müthiş bir orta herkesi geçiyor. Ters taraftan taç atışıyla başlayacak şimdi. Demirci Çalı değerli spor severler. Bir kez daha sol taraftan atakta. İyi orta gol getirdi. Arka planda 26 numarasıyla bu sefer Emir. Emir finali havalandıran isim oluyor. 4-1 oluyor. Çalı Demirci 4. Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi 2 numaralı takım 1 değerli spor severler. Skor 4-1 oluyor. Harika bir maç izliyoruz. Muhteşem goller gençler. Muhteşem bir ambiyans. NASK Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği tarafından düzenlenen, Erdinç Derya ve ekibi tarafından yönetilen organizasyonda canlı yayında Bursa'da medyada sizlerleyiz. Mustafa'nın uzaktan şutu kademeden dönüyor. Topu uzaklaştıran Demir. Bir kez daha yükleniyor Çalı Demirci. Şimdi Enes. Sağ tarafta Sultan Ahmet. Enes araya girdi, topu çaldı. Sol ayağı çok iyi. Hızla ilerliyor sol kanattan. Çizgiye kadar indi. Orta yaparsa tehlikeli geçmiyor. Bir korner daha. Bir korner daha değerli sporseverler. Ve Deniz topu tutuyor. Evet, genç sporcular var burada. Nasıl buluyorsunuz oynanan karşılaşmayı? Çok güzel gidiyoruz ama birkaç gol yedik. Onu antrenmanda düzelteceğiz. Evet, birkaç antrenmanda düzelteceğiz. Seni tanıyalım. Bence güzel oynuyoruz. Adın ne? Emir. Emir. Peki, teşekkür ederiz. Sizin maçlarınız bitti tabii. Siz birde mi oynamıştınız? Evet, 10-1 ilk. Yani Mustafa Gönden Profesyonel Akademisi 1. Nolu takım 10-1 gelmişti. Evet, şimdi Mustafa Gönden Profesyonel Akademisi Damra ile kontra atakta. Orta alanda 20 numara Ayas atağı kesiyor. Damra topu çaldı. Evet, Sultan Ahmet'ten topu çalıyor. Bir kez daha sol tarafa dönüyor Mustafa. Emir sağ kanatta topla buluştu. Orada onun önünde 5 numara Yusuf düştü kalktı. Devam ediyor karşılaşma. Kora kor bir mücadele. Tekrar araya girdi Emir. Topu çaldı. Sol ayağını aldı. Sağ tarafta güzel bir şut. İyi bir orta. Arka planda. Ve top dışarı çıkıyor. Korner. Arkadaşlar, kameralarda her şey gözüküyor. Doğrucu olalım. Dürüst olalım. Biz varken VAR'a ne gerek var? Evet, canlı yayında Bursa'da medya farkıyla sizlerleyiz. Evet. Güzel bir orta, vuruş, az farkı dışarıda. Az farkı dışarıda ve maç bitiyor değerli spor severler. Heyecan dolu dakikalarda müsabakaları kazanan, kaybeden yok. Herkes kazanıyor. Spor, eğlence, dostluk burada. Maç sonrası takımlardayız hocam. Evet, maç sonunda röportaj yapacaktık ve şimdi fotoğraf sonrası hemen röportajı alalım. Evet gençler, buyurun yaklaşın böyle. Evet hocam, hızlı. Evet, heyecan dolu dakikalar. Çalı Demirci müthiş maç. Harika pozisyonlar, müthiş goller canlı yayında Bursa'da medya farkı ve katkılarıyla. Bravo gençler! Evet, maç sonu, galibiyet pozu veriliyor adeta. Arka taraf, öne doğru yaklaşın biraz, adımlayın şöyle, arayı kapatalım. Evet gençler, harika gençler. Evet, eğitime baş. Şimdi röportaja gelin hep beraber. Gel röportaja. Evet, buradayız. Evet, lütfen aileler de gelsin. Büyük bir aileyiz biz. Buyurun böyle hep beraber. Gelin böyle. Evet, kameraya arkanızı dönmüyorsunuz. Yanımdasınız. Yanımdasınız. Evet, az geri çıkalım. Reji bizi uyarıyor. Kameranın önünden geçmeyelim. Evet. Kaleci sendeyiz. Maç öncesi röportajımızda çok önemli duygulara yer vermiştin. Hocam az gerideyiz, kamera önüne geçmeyelim. Genç, yakışıklı, biraz daha alanı açalım. Sen deyiz, neler söyleyeceksin? Evet, takımımız bugün güzel oynadı, kazandık. 4-1'lik bir kazançla. İyi oynadık, goller attık.
evet, çıkardık da. Bir pozisyon vardı. İlk gol, yediğin gol adeta. Evet. Çizgiyi geçmişti. Biz de gördük. Sen de tabii baştan geçmedi zannettin. Evet. İtirazın vardı, evet, ama sonra Allah'tan da sana hakem sarı kart vermedi değil mi? Evet. Tebrik ediyoruz. Diğer gol atan isimler kimlerdi? Önce onlarla röportaj alalım. Evet, gel bakalım. Hoş geldin. Seni tanıyalım. Benim adım Emir Elma. Öncelikle kazandığımız için çok mutluyum. Golümü attım. Tribüne de şovumu yaptım de. Evet. Çok mutluyum. Evet, golü tekrarını izleyecek misin canlı yayından sonra? İzleyeceğim. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür. Diğer golcü isim geliyor alkışlarla. Evet, Mustafa'nın iki golü vardı. Adeta izlemeye doyamadığımız goller vardı. Devam ediyoruz. Benim adım Mustafa Ege. İki golüm var. Mustafa, gönderme söyleyin gitmesin. Röportaj alacağız. Devam et sen. Takımımla 4-1 yendiğim için çok mutluyum. Takımıma ve hocama çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Kuvvetli bir alkış. Evet. Sen de şimdi neler söyleyeceksin? Seni tanıyalım önce. Benim adım Çınar Gürbüz. Gol attığım için çok mutluyum. Maçı galibiyet ile bitirdiğimiz için mutluyuz. Mutluyum. Bundan sonraki maçlarda başarılar dileriz. İnşallah. Evet, teşekkür ederiz. Başka konuşmak isteyen var mı diyelim? Genç sporcular tek tek gelsin, bir tanıyalım şöyle. Gel şöyle. Adını soyadını söyle, geç yan tarafa. Benim adım Berat Efe Kömürcüler. Yendiğimiz için çok mutluyum. Bir şut geldi, onu da tuttum. O şutlar benim için hava civa diyorsun. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Hemen gel bakalım. Evet, gel. Sağ tarafı bitirelim. Benim adım Kerem Yapıcı. Çok mutluyum. Takımım kazandı. Hele Mustafa Ege'ye çok teşekkür ediyorum. Kornerden çok güzel goller attı. O takımımız için çok iyiydi. Evet, teşekkür ederiz. Evet, gel bakalım. Evet, hızlı olalım gençler. Adım Kayra, takımıma ve arkadaşlarıma ve hocama çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Kayra. Evet, var mı orada konuşacak? Tamam, sen sonra gel, evet. Öncelikle takıma ilk başta güvendim. 4-1'lik bir galibiyet aldık. Çok güzel, kaç yaşındasın sen? 10. Çok güzel konuşuyorsun. Sağ olun. Başarılar dileriz sana. Evet, hemen gelsin kardeşimiz, gel. Sırayla alalım. Benim adım Abdullah Aytekin. Maçı kazandığımız için çok mutluyum. Arkadaşlarıma ve hocama teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet. Benim adım Oğuz Berkay Solmaz. Çok mutluyum. Takımım yendi. Çok teşekkür ederim. Peki, bir şey soracağım. Yeneseydin üzülür müydün? Üzülürdüm. Evet, mutlusun şimdi o zaman değil mi? Evet. Evet, teşekkürler. Evet, sıra evet gençler. Bu tarafta işimiz. Seni tanıyalım. Benim adım Mehmet Akif Demirel. Öncelikle galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Takımımıza ve hocamıza çok teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Hemen gönderiyoruz seni. Hemen geliyor kardeşimiz. Evet, alkış yapalım. Gaz yapalım çocuklara biraz ya. Evet. Bu rüzgar lazım onlara. Adım Melih, soyadım Arda. Taktiksel oynuyoruz. Hocamız sayesinde tüm takımları ileceğiz. Artık ikinci düşünsün hocam. Evet. Güzel bir mesaj, evet. Şöyle biraz yaklaşalım. Işığımızı açalım. Yaklaşalım biraz daha. Gel böyle. Evet, kimler konuşuyor? Gel. Seni tanıdık hemen. Adım İsmet. Kazandığımız için mutluyum. Mustafa'ya ve Çınar'a gol atanlara teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Adım Ayaz Aytaş. Takımımız için gurur diyorum. Arkadaşlarım gol attığı için onlardan da gurur diyorum. Güzel bir maçtı. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Onlar da güzel oynadı. Sen kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Bravo. Evet, gel bakalım. Adım Taha Aydın. Takımım ve arkadaşlarım için mutlu oldum. Goller attık falan. Evet, çok güzel değil mi? Evet hocam. Evet, teşekkürler. Evet, kim geliyor şimdi? Gel bakalım. Yakışıklı geldi. Adım Kameranın Yiğit. Önünden geçmeyelim. Adım Yiğit. Takımımıza ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kazandığımız için mutluyum. Hocam, bu kadar. Evet, teşekkürler. Şimdi